Şimdi şöyle, hadi biraz bilgi vereyim bari. Şimdi bu maçlardan önce bu tip bilgileri vermek, durumu nedir bu adı vermek doğru değil de vereyim ben hadi. Şimdi beraber. Geçen hafta bunu bir çektiler sorgu odasına. Sen bir görüşme odasına gel bakayım dediler. 5-1'den sonra. Dursun Bey, Cenk Ergün bu. Bir de işte Mert. Tamam. Hı hı. 4 kişi var. Ne yapıyorsun sen kardeşim diyorlar. Sen 9 tane adam aldık. Bu 9 tane futbolcunun 8 tanesini sen izleyeceksin oyuncular. Evet. Yani dünyanın parasını harcadık. Bu takım bir sistemle kuruldu. Sistem 4-2-3-1. Bilemedin 4-4-2 oynamak üzerine kuruldu. Ya bu takım 4-3-3 daha iyi oynamaz. Kaldı ki sen üçlü müçlü bir şeyler yapıyorsun. Evet. Ne yapıyorsun gibi. Yani bu böyle bu şekilde daha sert geçen bir toplantı oldu. Orada Tudor demiş ki ya biz İtalya, ben İtalya menşeliyim. 10 sene İtalya'da oynamış adam bu yani. İtalya'da taktik ve rotasyon sürekli değişen bir şey. Adamın da kafasında şu var. Ben öyle bir takım yaratayım ki takım maç içerisinde üçlüye dönsün. Dörtlüye dönsün. Ki denedi de bunu. 4-4-2 oynasın. 4-3 oynasın. Hatırlıyor musunuz? Mancini kağıt gezdirirdi. Evet. Şimdi İtalya'da hocaların alameti, farikası bu. İtalya'da pazartesi izin günleri. Salı günü takım toplanıyor. Oynayanlar düz koşu. Oynamayanlar ağır idman. Fitness, fitness, hadi güle güle. Çarşamba, perşembe taktik idmanı. Tamam. İki gün. Ve taktik taktik idman şöyle. Bugün rakibimiz Crotone. Crotone'nin sağ bekiyle sol stoperinin anne kızlık soyadına kadar bilgi, 2,5 saat video ve taktik idman. Üzerine matematik. Tamam. İki gün. Cuma günü de taktik idmanın sonu şey bilen dinlenme, hadi maç. Ve İtalyan takımları ve İtalyan teknik direktörler. Bak Conte'de 4-1-1 başladı. 4-3-3 devam etti. 3-4-3 ile şampiyon oldu. Evet, şimdi gene değişti. Evet, şimdi yine değişti. İtalyan hocaların ve İtalya'da İtalyan futbol adamlarının alameti, farikası maç içerisinde, sezon içerisinde 1-2-3 taktik değiştirebilen ve gerektiğinde ciddi rotasyon kabiliyeti olan takımlar yaratmak. Örneğin Roma takımına bakın. Hatta Juventus takımına bakın. Aynı üçlüyle 3 maç üst üste çıkmıyorlar. Juventus bazen 4-3-3, bazen 4-2-3-1 çıkıyor. Ki Juventus uzun yıllar üçlü oynadı, bu sene dörtlüye geçti. Buna da diyorlar ki kardeş tamam sen bu İtalyan kökenlisin, bunu da yapmak istiyorsun ama. Burası Türkiye. Ya buna lüzum da yok çünkü sen yani gittin. Lüzum yok, gerek yok filan. Macera arama. Üçlü müçlü yapma. Ne demiş hoca cevap olarak? Ne diyecek canım? Tamam demiş. Eyvallah demiş. Ne diyecek başka yani? Ya bence bunun Türkçesi sen bilmiyorsun bu işi. Senin bilmiyorsun, bildiğin iş buraya uymuyor. Değil. Yok öyle yani rejit olma. O ne demek, o ne demek biliyor musun? Tamam. Sen bu taktiğini burada uygulama. O ne demek biliyor musun? Şimdi yapma. Gerek yok ya şimdi iyi gidiyorsun. Ben buraya nereden geldim? Bilgi vereyim diye geldim. Ya bilgi vereyim nereden geldim? Mustafa Hoca'da espri yapacağım. İçeriden geldim. Spor servisinden. Neyse bu Tudor yani dolayısıyla 4-2-3-1 oynayacak artık. En azından devre sonuna kadar. Yani Tudor'un bu 3'leri 4'leri 2'leri, 4-4-2'leri, 3-4-3'leri filan sebebi bu. Baba para koyduk, macera arama diyor. Tamam. Tamam o zaman para gelsin biz de reklama gelsin. Gidelim.